etti. Dedi ki Türkiye'nin Ukrayna arasında yer altından uzaya her türlü alanda işbirliği imkanı mevcuttur. Bu kadar güzel ifade edilebilir Türkiye'nin içinde. Doğrudur. Ancak sonuç alabilmek, daha verimli olabilmek adına belli konularda odaklanmanın yararlı olduğu da bir gerçek. Bu çerçevede belli konuların ön plana çıkarıyoruz. Bunlar arasında tabii en önemli konu, Türk-Ukrayna ekonomik ve ticari ilişkilerimizin sürdürülebilmesini sağlayacak. Bu anlamda siyasi ilişkilerimizin de uzun vadede her zaman zinde ve dinamik kalmasını temin edecek olan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'dır. Müzakereleri bu anlaşmanın 2007 senesinden beri devam ediyor. İlk olarak geçen sene Nisan ayında Lviv'deki forumda Sayın Kubiv bunun 2018 yılı içerisinde imzalanacağını müjdesini bizlerle paylaşmıştı. Bu büyük konuşmasından da inşallah ümit ediyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanlığımızın bu sene sonunda Türkiye'de gerçekleştirecekleri Yüksek Düzey İstatistik İşbirliği Konseyi'nde bu konuda net bir karar hatta imza çıkacaktır, çıkmalıdır. Dediğim gibi inşallah bu sürdürülebilirliğimizi sağlayacak bir konudur. İkinci önemli konu tabii Türkiye'nin artık dünyada bir model oluşturmuş olduğu. 2001 senesinde yasayla da bu teminat altına almış olduğu. Dünyada bu kovret yasa sayısı çok sınırlıdır. Organize sanayi bölgeleri konusu geliyor. Ülkemizde 300'ün üstünde organize sanayi bölgesi var. Bunlar ilki 1962 senesinde Dünya Bankası kredisiyle Bursa'da açılan bu Renault Fabrikası'nın bulunduğu organize sanayi bölgesidir. Bu sadece Bursa'daki organize sanayi bölgemiz 6 milyar dolar üzerinde ihracat yapıyor. Bugün belki de Renault'un Avrupa'daki en büyük fabrikalarından biri Bursa'daysa bu bugünkü yöneticilerimizin ve Dünya Bankası'nın koymuş olduğu vizyonun bir sonucudur. Bu süreç daha da devam etmiştir. Bugün organize sanayi bölgede Türkiye'nin medarifleridir. İnşallah Ukrayna'ya bir Türk organize sanayi bölgesi yakışır, yakışacaktır, olacaktır. Bu sayede yatırımcılarımız da çok rahat bir şekilde bu serbest ticaret anlaşmasına paralel olarak yatırımlarını gerçekleştirecektir. Üçüncü önemli konu tabii altyapı konusu. Yani Türk müteahhitlerinin altyapı konusundaki başarılarını aktarmaya herhalde burada bir panel yetmez. Son derece hem ülke içinde hem ülke dışında oldukça başarılıyız. Dünyanın en büyük inşaat firmaları listesinde 205 firmanın yayınlanması, inşaat firmaları dünyada uluslararası inşaatlarında 2 sıra her gün üst üste geliyorlar. Malum burada da aradığımızda bu inşaat firmalarının temsilcileri, sahipleri de var. Bu anlamda söylememiz lazım. Ukrayna'da yol konusunda özellikle Türk firmaları artık marka haline geldi. Hatta marka olmanın ötesinde en üst derece marka haline geldiler. Artık Türkler bir yol yaptıysa düzgün yapmıştır, iyi yapmıştır, kaliteli yapmıştır şeklinde konuşuluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin inşaat sektöründeki, altyapı sektöründeki tecrübesi, bilgisi, birikimi mutlaka Ukrayna'nın agresif altyapı yatırımlarında, çünkü Ukrayna hızlı büyüme ihtiyacı olan bir ülke, kalkınma ihtiyacı olan bir ülke ve çok ciddi altyapı yatırımları olacak. Bu anlamda büyük katkı getirecektir. Bakan yardımcımız çok güzel ifade ettiler. Dünyada şu an devam eden kamu özel sektör ortaklığı projeleri %40'tan fazla Türkiye'de gerçekleşiyor. Son 20 yılda Türkiye'de 150 bin, toplam 150 milyar dolar olan 200 üzerinde kamu özel sektör ortaklığı projesi gerçekleştirildi. Bunlar arasında dev havalimanlarından köprülere, otoyollara, şehir hastanelerine birbirinden farklı projeler var. Ukrayna imtiyaz yasasını yasalaştırdı. Bu EBRD ile yani Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın desteğiyle gerçekleşen bir proje. Ve bu yapılırken de Türkiye'nin deneyimlerinden Ukrayna'nın istifade ettiğini gördük. Bu anlamda 2-3 tane karşılıklı delegasyonun görüş alışverişinde bulunduğu birbirini ziyaret ettiğini gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin deneyimleri bu süreçte kamu özel sektör ortaklığında Ukrayna yardımcı olacaktır. Türk müteahhitlerimiz de bu noktada gerekli pozisyonları emin ki alacaklardır. Bu üç konu tabii önemli konular olarak her zaman gündemimizde. Ama iki ülke ilişkilerinin boyutu bunlarla sınırlı değil. Biz dernek olarak geçtiğimiz bir sene bir çalışma yaptık. Bu ilk kez yapılmış bir çalışma. Bu çalışmayla Ukrayna, Türkiye ve Türk bağlantısını ölçtük. Bütün Ukrayna gelince 2100 denek, 2100 insan, 2100 kişi farklı yeri gruplarından, farklı iş kollarından, farklı bölgelerden, farklı yaş gruplarından ve farklı cinsiyetlerden belli soruların cevaplarını verdiler. Bunun sonucunu şunu gördük. Ukrayna'da son 6 ay zarfında yani bu araştırmaya katılan Ukrayna'nın son 6 ayda en az %50'si bir şekilde Türk'ünü almış. Bu inanılmaz bir istatistik. Yine aynı şekilde Ukrayna'daki televizyon izleyicilerinin %70'i Türk izlerini izliyor.
Ve bu izleyicilerin yarıdan fazlasının Türkiye bakışı olumlu olarak değişmiş. Yani biz sadece ticaret ve siyasette değil, bu anlamda dizilerden yaptırmalarımızın oluşturmuş olduğu bu olumlu algıyla Ukrayna'daki yumuşak gücümüzü arttırıyoruz. Bir sonra gelecek olan Türk markalarımızın, Türk şirketlerimizin önünde muhalle açmış oluyoruz. Yine ilk bölümde çok güzel bir şekilde ifade edildi. Türk Havayolu şirketlerimiz, buna Ukrayna Havayolu şirketlerimize katalım. İki ülke arasında sadece başkent Kiev ve İstanbul, ülkenin ticari merkezi İstanbul arasında değil, ülkemizin başkenti Ankara ile Kiev arasında ve Ukrayna 6 farklı şehrini İstanbul arasında da uçuş sergiliyorlar. Yeni yeni başka bölgelerde özel yavaş şirketlerin yeni seferleri de başladı. 200'e yakın sefere çıkıyoruz. Tüm bunlar ülke iş insanımıza ve Ukraynalılara karşılıklı olarak rekabet avantajı getiriyor. Çünkü başka milletlerin böyle bir avantajı yok. Yine turizmin iki ülke ilişkilerini çok güçlendirdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz sene 270 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ukrayna'yı ziyaret etti. Aynı şekilde 1.294.000 Ukrayna vatandaşı da ülkemizi ziyaret etti. Her iki rakamda rekor tarihte ilk kez gerçekleşmiştir. Bunda hiç kuşkusuz geçen Haziran ayında gelen bir anlaşmanın gündeme gelen ve yürürlüğe gelen bir anlaşmanın büyük katkısı var. O da karşılıklı olarak pasaportsuz seyahat imkanının ortaya konulması. Çok önemli bir konu. Çünkü dünya üzerinde Ukraynalı pasaportsuz olarak ziyaret ettiği son dönemde tek ülke Türkiye'dir. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dünyada pasaportsuz olarak seyahat edildiği sadece 3 ülke var. Bunların biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğeri Gürcistan, üçüncüsü Ukrayna. Dolayısıyla hakikaten içi dolu bir şekilde söylüyoruz. İki ülke ilişkileri stratejik manada partnerlik seviyesindedir. Bunu da çok net bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Yine sunumlarda çok güzel bir şekilde ifade edildi. Havacılık sektörü bu anlamda çok önemli bir sektör. 2001 yılında yürürlüğe giren moratoryumu, yani Ukrayna'da tarım arazinin alım satımını engelleyen moratoryumu, serbest piyasa koşullarına, tabii ki Ukrayna çıkarları da gözeterekten serbest piyasa koşullarına dönüştürülmesiyle, yani kamu arazinin, tarım arazinin alım satımı önündeki engellerin ortadan kalkmasıyla dünyanın en değerli tarım topraklarının, yani humuslu kara toprağı ismini veren, Çernozem ismini veren Ukrayna'nın, dünyanın üçte bir topraklarına bu anlamda sahip olan Ukrayna'nın tarım arazilerinin alım satımının önündeki engellerin kaldırılması hiç kuşkusuz bu alandaki Türk yatırımlarını da artıracaktır. Bilgi teknolojileri konusunda Ukrayna hakikaten gurur duyması gereken bir ülke. Geçtiğimiz sene 3,5 milyar dolar bilgi işlem ihracatı yapıldı. Ülkemizin nüfusu yarısı kadar olan bir ülkeden söz ediyoruz. Ülkemizin bilgi işlem ihracatının neredeyse 7-8 katını yapıyorlar. Dünyada en çok sertifikalı yazılım uzmanı olan ilk 5 ülkeden biridir Ukrayna. Bu sene 4,5 milyar dolar civarında yazılım ihracatı ve bilgi teknolojileri ihracatı bekleniyor ki milli gelirin neredeyse bu %4'üne 5'ine tekabül eder. Dolayısıyla bu alanda çok önemli bir konu. Son olarak yenilenebilir enerji sektörünü gündeme getirmek istiyorum. Yenilenebilir enerji sektörü Ukrayna'da adeta San Francisco'da altın ucun zamanı vardı. İnsanlar böyle kazmalarıyla, kürekleriyle hücum ediyorlardı altın çıkartmak için. Yenilenebilir enerji alanında son 1-1,5 sene zarfında Ukrayna'da bu hale geldi. Bunun da bir deadline'ı var, bir son tarihi var. Çünkü yenilenebilir enerji genelde devlet teşvikleriyle ilerleyen bir sektör. Ukrayna'daki devlet teşvikleri de önümüzdeki sene 31 Aralık 2019 itibariyle sonlanacak veya başka bir boyuta geçecek. Dolayısıyla zaman daralmış durumda. Bu noktada özellikle güneşte 15 euro sentte Avrupa'daki en iyi tarifi Ukrayna veriyor. Yine rüzgarda 10.2 euro sent veriyor. Biyokütle, biyogaz ve küçük hidrolik santrallerde de yüksek devlet teşvikleri var. Dolayısıyla Türk yatırımcılarımızın özellikle son dönemde en çok gösterdiği sektörün yenilenebilir enerji sektörü olduğunu söyleyebilirim. Ama Türk yatırımcılarımızın böyle agresiflikleriyle daha risk almalarını bilirler. Açık yürekli söylüyoruz. Bu noktada Norveçlilerin, Almanların, Litvanyaların, bizim Türklerin de önüne geçtiği, çok daha hızlı hareket ettiği, sektörde çok daha iyi konuma geldiklerini görüyoruz. Ama Türkler de bu konuyu boş bırakmış değiller. Bu sektörler ilk etapta ön plana çıkan sektörler. Sözlerimi tamamlamadan önce serbest ticaret anlaşması hakkında birkaç cümle daha etmek istiyorum. Bakın Ukrayna, Sayın Başbakan Yardımcımız ve Türk iş dünyamızın gerçek bir dostu sistemi kuruyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Güzel ifade ettiler. Dediler ki Avrupa ile serbest ticaret anlaşması yaptık, Kanada ile serbest ticaret anlaşması yaptık ve bunların da şu an deneyimlerini yaşıyoruz.
Hanımefendi Marina Kahanyak hanımefendi de bunu çok güzel ifade ettiler. Fakat Türkiye ile imzalanmamış her gün hem Türkiye'nin Ukrayna'nın kaybıdır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşmasının getireceği ticaret ve yatırım potansiyelinin kaybından Ukraynalı dostlarımız bizlerden daha fazla etkileniyorlar. 2013 senesinde Ukrayna Türkiye ile ticaretine 2.2 milyar dolar fazla veriyordu. Geçtiğimiz yıl sadece 1.2 milyar dolar fazla verdi. Ukrayna'nın bağımsızlık tarihi boyunca 91-2017 arasında dünyada en fazla dış ticaret fazlası verdiği ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Toplam 38 milyar dolar Ukrayna Türkiye ile ticaretine dış ticaret fazlası vermiştir. 2013 senesinde Türkiye'nin Ukrayna ihracatında 2 sıradayken bugün 4 sıraya geldik. Almanya, Polonya gibi ülkeler 2013 rakamları yakalamış durumdalar. Biz hala gerisindeyiz. Böyle bir portföyümüz var. Böyle bir portföy çizdik. Stratejik partner izliyoruz. Pasaportsuz bile karşılıklı gidip verebiliyoruz. Bu sene 1,5 milyon Ukrayna turisti rekordur yine. Ve hiçbir ülke Ukraynalılar bu kadar rağbet etmiyorlar turizm manasında. Bu kadar ilişkilerimiz var. Ama serbest ticaret anlaşması eksikliğinden dolayı Türk işletmelerimiz Ukrayna'ya Greenfield yatırımları yapamıyorlar. İmalata dönük yatırımları yapamıyorlar. Ayrıca ticarette sürekli daralma yaşıyoruz. Kanada hep tarım sektörü gündeme getirdi Türkiye ve Ukrayna arasında. Geçen sene Ukrayna Türkiye'ye 928 milyon dolarlık tarım ürünü satmış. Serbest ticaret anlaşması olduğu Kanada'ya sattığı tarım ürünü 8 milyon dolar. Türkiye'nin %1'i bile değil. Tüm Kanada ihracatının 20 katı kadar neredeyse Ukrayna Türkiye geçen sene tarım ürünü ihraç etmiş. Bu sene Ukrayna'nın Türkiye'ye ilk 6 ayda tarım ürünü ihracatı 493 milyon dolar. Kanada'ya ihracatı 2 milyon dolar tarım ürünü. Tabii Kanada tarımı komple açar. Çünkü o zaten 7000 kilometrelik mesafe ve iki ülkenin birbirinden olmasından, dinamikler sergilemesinden dolayı zaten böyle bir ticari etkileşim olmayacağını biliyorlar. Onun için Ukrayna dostlarımız da her platformda olduğu gibi bu tabii aynı şekilde bizim Türk yöneticilerimizle dile getirdiğimiz gibi sürdürülebilmek için Ukrayna, Türkiye serbest ticaret anlaşmasının imzalanması ama bir an önce imzalanması elzem ediyorum. Hepinizi saygı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim.